Evet, günün yorumunun ikinci bölümünde inşaat sektörü, gayrimenkul sektörü var. Bu sektöre baktığımız zaman da Türkiye ekonomisinin can damarı, akan suyu, can suyu inşaat sektörü. Türkiye ekonomisiyle ilgili eleştiri var. Türkiye ekonomisi çöktü çökecek. Türkiye ekonomisi efendim çok sıkışık bir süreçten geçiyor. Çok kritik bir süreçten geçtiği için seçimleri erken aldılar. Ve bu erken seçimde oradan kaynaklanıyor ekonomide bir çıkış kapısı. Efendim Türkiye ekonomisinde dış borç çok fazla, nasıl ödenecek? İç borca baktığımız zaman bu nasıl olacak? Birçok soruyu soruyorlar. Sosyal medyada olsun veya farklı farklı ekonomiyi bilmeyen, ekonomi yönetimini bilmeyen, iktisatçı olmayan ve özellikle Türkiye ekonomisini takip etmeyen kişiler çeşit çeşit yorum yapıyorlar. Türkiye ekonomisinin zor durumda olduğundan dolayı, artık kredibilitesinin olmadığından dolayı efendim seçime beraber gidiyor ve seçim sonrasında da yeni stratejiler gündeme gelecek. Tek adam yönetimi gündeme gelecek. İşte kanun hükmünde kararnameler olmayacak, o hal olmayacak. Tek adam yönetimi olacak gibi iddialar gırla gidiyor. Türkiye ekonomisine şöyle bakalım. Türkiye ekonomisine son yıllarda özellikle 5-6 yıldan bu yana kentsel dönüşüm yasası çıktıktan sonra ekonominin can suyu ve lokomotifi inşaat sektörü oldu. İnşaat sektörü 250'den fazla iş kolunu beslediği gibi bu 250 iş kolunu destekleyen ve üretime katkı sağlayan altyapı olan 2500 iş kolu daha var. Bağlantılı birimler var. Böyle olunca da inşaat sektörü başlı başına bacasız ve dumansız bir sanayi konumunda. İnşaat sektöründe bu hareketlilik varken başta İstanbul, Ankara, İzmir ve hükümetin de inşaat sektörüne bakış açısı, sübvanse etmesi, desteklemesi, evlenenlere destek kredisi vermesi bu sektöre ilgi gösteriyor. Neden? İnşaat sektöründe ivme 5-6 yıldan bu yana olduğundan dolayı ne olursa olsun Türkiye ekonomisi diz çöktürülemedi. Baktığımız zaman ihracatta 160 milyar doları görmeye başladık. 2023 hedefinde esas bir takım hedefler var. Ama bugün Profesör Doktor İbrahim Atilla Acar'la görüştüğümüz zaman da diyor ki, bakın çok önemli. Efendim Fransa, İtalya'nın milli ekonomisinin milli gelirinin yani %130 borçlu olduğunu söylüyor. %130 borçlu olduğunu söylüyor. Borçlandığını söylüyor. Türkiye ekonomisi batacak diyenlere ben söylüyorum. Yine İbrahim Atilla Acar, ekonomi profesörü diyor ki Türkiye milli gelirinin sadece ve sadece %30'u kadar borçlu. Yani Türkiye daha borçlanabilir ve iç borç ve dış borç dengesi olabilir. Cari açıkta dengeler oturtulabilir. Özellikle kriz anlarında ekonominin yani dövizin dışarı çıkmasında bugünkü Türkiye kendi döviz rezervine göre 10 milyarı aşarsa çok büyük böyle kritik dönemler olabilir. 15-20 olursa ama 1 milyar, 2 milyar, 3 milyar dolarların çıkması Türkiye ekonomisine zarar vermez diyor. Gelelim inşaat sektörüne. İnşaat sektöründe bir değişim var. Bir gelişim var. Özellikle küçük müteahhitlerin yok edilip büyük inşaat devlerinin var olması için bir altyapı hazırlığı var. Küçük müteahhitler can çekişecek önümüzdeki günlerde. Büyük dev proje şirketleri ise yasa gereği, imkanlar gereği, kredi alabilme gereği, uluslararası işbirliği gereği, satış pazarlama teknikleri gereği küçük müteahhitleri yiyecekler, bitirecekler. Mali içerisindeki böyle 3 konut, 5 konut, 10 yapan, konut yapanlardan bahsetmiyorum. Çünkü yeni çıkacak yasaya göre müteahhit bundan sonra yapacağı inşaatlarda teminat vermek zorunda. Hani böyle maketi koyup da işte hoş geldiniz, 5 gittiniz, hemen ön kabul, ön satış yaptık, ver bana 50 bin, 100 bin, 200 bin, kalan 3 öde, 5 öde, ara ödemeler yap, gel bankadan kredi al, şunu yap, o bitiyor. Diyecek ki proje konusunda Çevre Şehircilik Bakanlığı, ilgili belediyeler, efendim proje yapıyorsun, projenin fizibilite değeri nedir? 10 milyon liradır. 3 milyon veya 5 milyon teminat bakalım göster. Projeyi yapıp bitireceğine dair. Kademe kademe. Hak edişlere göre. Öyle bir hak ediş yapacaklar ki size. Ve ondan sonra teminat veren inşaat yapabilecek. Teminat vermeyen inşaat yapamayacak.
Peki konut fiyatları neden bu kadar yükseldi? Neden bu konut fiyatlarının yüksekliğinden vatandaş eziliyor? Evet, onu da söyleyelim. Efendim, arsa sahipleri çok akıllı. Arsa sahipleri 1-10 kazanmayı seviyor. Bir daire parasını almış oldukları arsaya %50 değil, %60, %70 kat karşılığı böyle veriyorlar. Yani 10 daire yapılan yerde 7 daire istiyorlar. Bu 7 daire demek ne demek biliyor musunuz? Efendim, müteahhit 10 daire yapacak, 7'sini arsa sahibine verecek, 3'üyle inşaatın maliyetini kaldıracak, ondan sonra da fiyatı bindirecek. Sonra da fiyat artıyor. Ardından ikinci el konut sahibi olanlar ne yapıyor? Efendim, yanı başımızda X inşaat yapıyor diyecek. Mesela Karşıyaka'ya bakacak, diyecek ulan her yerde BİVA inşaat var diyecek. BİVA şey var. Hadi bakalım ne var? X inşaat var. Kaç para istiyor? 700 bin istiyor. Benim dairemde bakımlı canım, benimki de 600 oluversin, 500 oluversin demeye başlayacak, ki öyle diyorlar tabii ki. Onun için de şöyle baktığımız zaman inşaat fiyatlarının, yani konut fiyatlarının yüksekliği de buradan kaynaklanıyor. Yani kısaca şöyle toplayalım konuyu. Arsa üretmeden, arsa üretimini gerçekleştirmeden ucuz konut almak hayal. Peki bunun sorumlusu kim? Evet, İzmir'e bakalım. İzmir'de, Ankara'da, İstanbul'da özellikle ve özellikle baktığımız zaman ucuz konut üretilmemesi, arsa üretilmemesinin tek sebebi büyükşehir belediyeleri. İzmir ölçeğinde İzmir'de bir kentsel dönüşüm olması lazım. İzmir'de kentsel dönüşüm olması için sivil toplum kuruluşları, belediyeler vesaire herkes örgütlenip bir araya gelmesi lazım. Efendim, 500 bin konut yapılacak İzmir'de, yapılan da 1000-2000 konut değil. Böyle giderse 500 yılda bu gerçekleşmeyecek, 500 yılda bu iş bitmeyecek. Öyle değil mi? Evet, şöyle bakalım. Ben günün yorumu yapıyorum ama tabii ki yorumlar da var. Mehmet Cihat Tapu, iyi yayınlar. Hasan Hüseyin babamla bir izliyoruz. Ilgın'dan selamlar. Çok teşekkür ediyorum. Benden de selamlar. Arif Güneş, iyi yayınlar. Rıdvan Bey demiş Almanya'dan. Çok teşekkür ederim. Şahin Soysal, hayırlı yayınlar demiş. Buca'nın, Şirinyer'in en ünlü emlakçılarından birisi Şahin Soysal. Tabii gayrimenkul sektörüyle ilgili konuşuyoruz ya. Zafer Mönüm, iyi yayınlar Rıdvan Hocam. Sizi seviyoruz demiş. Fatma Gün, iyi yayınlar demiş. Hasan Doğan Utku, iyi yayınlar dilerim. Serhat Günal, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. İnşaat sektöründe özellikle aslında günün yorumunda mesajlar okumuyorum, aklınızda olsun. Sabah ve diğer programlarda okuyorum da, çünkü günün yorumu yapıp hemen çekileceğim, çok uzatmayacağım. İnşaat sektöründe eğer belediyeler arsa üretmezse, Çevre Şehircilik Bakanlığı arsa üretmezse ve ne olur, konut fiyatları da fırlar gider. Acaba bunu maksatlı mı yapıyorlar diye soracak olursanız, belki de maksatlı yapıyorlar. Evet. Efendim, yarın tekrar günün yorumunda buluşacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.